Erdoğan Sudan'da ta Sudan'da Sevakin adasını bize verin ihya edelim diyor. Ama bizim Ege'de burnumuzun dibinde 156 tane ada adacık ve kayalık Yunanistan'ın işgali altında şu adacıkların adaların bir tanesini bize verin diye çalışmıyor. İsrail'e terör devleti diyor. Ama Nasıl oluyorsa o terör devletinin büyükelçisini burada Ankara'da tutabiliyor. Terör devletine burada büyükelçi gönderebiliyor. Çatır çatır ticaret yapılıyor. Ve nasıl oluyorsa AKP'ye yakın firmalar ticaret ticaret konusunda diğer firmalarla İsrail ile ilişkiler ve ticaret konusunda yarışıyor. Esat'tan nefret ediyor. Esat'ın Esat'la bir görüntü vermek istemiyor. Esat'ın masada yer almasına karşı çıkıyor. Onunla geçiş planı olmasını reddediyor. Ama Esat'ı destekleyen Rusya ve İran'la işbirliği yapıyor. Ve onlarla Esat'lı çözüm üzerinde çalışıyor. Kudüs konusunda Trump'a posta koyduğunu belirtiyor. Ama yarın Trump'tan bir davet gelse herhalde onu da reddetmeyecek. Ağzından dışarıda demokrasiyi düşürmüyor. Demokrasi kelimesini düşürmüyor. <laughs> Ama Türkiye'de demokrasiyi kurumsal olarak yok ediyor siz Türkiye'deki 80 milyonun en az 50 milyonunu düşman görüyorsunuz. Terörle yaftalıyorsunuz. Kim size inanır? Siz burada kendi içinizde bu ülkenin öz evlatlarıyla bir yaşam, barışçıl bir yaşam tutturup yolunuza devam edemiyorsunuz. Sizin dışarıya barış getireceğinize kim inanır? Şunu söyleyelim. Türkiye'de kurumsal olarak demokrasi yıkmışlardır. Ama demokrasiye inanan insanlar vardır. Hiç kimse boşuna heveslenmesin. Herkes her şeyin artık farkında. Bir uyanış ve demokratik diriliş Türkiye'de başlamıştır artık.